Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Kemaliye'den merhaba diyoruz. Evet, aşağı Umutlu Köyü'nde düzenlenen 5. Pekmez Festivali ile sizlerle birlikte olacağız. Aşağı Umutlu Köyü'nün pekmezi ve dutu meşhurdur efendim. Evet, ilk olarak şimdi sizlere festivalin ilk gününe dönüyoruz. Yani düne gidiyoruz. Dün yaşanan bu güzel eğlenceyi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından Fener Alayı düzenlenecek ve sonrasında biz festivalin ikinci günüyle sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta burada Pekmez Festivali düzenleniyor. Evet sevgili seyirciler, yarışma başladı. Görmüş olduğunuz gibi arkamda da şu anda jüri üyeleri tam 57 ailenin katıldığı pekmezleri test ediyorlar ve notlarını veriyorlar. Şimdi bakalım pekmezin önemini dinleyelim. Sevgili seyirciler, şu anda tam jürinin içindeyiz. Evet, şu anda yanımda köy muhtarı var. Efendim, hemen tanıyabilir miyiz sizi? Ben Aşamut Köyü Muhtarı Ahmet Yıldız. Ahmet Bey, şu anda jüri başkanısınız değil mi aynı zamanda? Evet, başkan da arkadaş. Jüri başkanımız. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mehmet Bayat, jüri başkanı. Mehmet Bayat. Muhtarım, hemen kısa bir şekilde soralım. Herhalde katılım 57 aile katılıyor değil mi? Evet. 57 aile. Evet. Şu anda tüm ailelerin görmüş olduğunuz gibi birer kiloluk şöyle paketler halinde. Peki efendim, hemen soralım. Test ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat ettiğiniz önce akımına. Evet. Önce katı mı olması lazım? Yok, normal olması lazım. Çok sıvık da olmayacak, çok katı da olmayacak. Ondan sonra kokusuna bakıyoruz. Ekşimişse, bozuksa ondan tabii ki bozuk tat gelir ama şu andaki pekmezimiz çok bir numaralı belki de. Tadına şöyle bakıyoruz. Fazla almak. Çok tatlı. Buyurun. Çok fazla tatlı olmaması mı lazım? Hayır. Yok. Orta halli olacak. Dut pekmezindeki tat var şu anda pekmezde. Evet. Biraz tatlı değil mi? Hayır, buna şeker falan katılmıyor çünkü bu dutun kendi şeyi. Dutun tatlılığı. Kendi tatlılığı. Tabii yani. Tabii. Hiç başı. Yalnız su ilave ediliyor. Su da piştiği zaman. Evet. Notunu verdin mi şimdi sen bunu? O suda buharla yine bir numara bu. Bir numara. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Hemen jüri başkanımıza bir dönelim. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, hemen soralım. Siz not verirken başka nelere dikkat ediyorsunuz? Katılığa, tadına. Kokusuna, akıcılığına, tadına. Peki aşağı Mutlu Köyü bildiğimiz kadarıyla pekmeziyle ve dutuyla meşhur değil mi? Evet, aşağı yukarı öyle. Gerçekten yani. Çok fazla 57 aile katılmış bu yarışmaya. İlk ismi de daha vermeyenler de var yani. Henüz vermeyenler de var. Peki yani burada ilk 3 mü seçiliyor? Efendim evet. İlk 3 seçiliyor evet. Peki birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecek mi? Evet, evet. Neler var ödüllerimizde? Birinciye 2 altın. Cumhuriyet altını. Evet. İkinciye 1 altın Cumhuriyet altını. Üçüncüye yarım altın. Evet. Sevgili seyirciler, jüri üyelerimizin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Hemen tanıyalım jüriyi. Aşağı Umutlu Köyü'nden İsmet Serter. İsmet Bey, nasıl gidiyor yarışma? Önce onu soralım. Çok iyi gidiyor. Katılım nasıl? Katılım çok iyi. İsmim Ali Rıza Alkan, Aşağı Umutlu Köyü'nden. Evet, siz de jüri üyesisiniz. Jüri heyetiyim. Biz puanlama yaparken arkadaşlarımın buyurduğu gibi tadına, akışına, kokusuna bakıyoruz. Evet. Ve hiç jüri hüyetleri kimse kimseye bakmadan vicdanına sorumlu tutarak kaç numaraysa onu gösteriyor, notu veriyor. Peki şimdi izleyicilerimiz pekmez alırken nelere dikkat etmeli? Önce bunu sorayım ben. Kırmızısına kırmızı dikkat etmeli. Evet. Şeyi de koyuluğu da normal olacak. Normal olacak. Çok koyu olmayacak, çok da cıvık olmayacak. Olur. Hiç hile de kabul etmez. Peki evet. Belli olur mu yani hile yapıldığı? Evet, belli oluyor. Nasıl hemen belli de. Olur mesela? Su mu katılır? Su kondu mu hemen eşir. Yenmez. Ekşi olur yani değil mi? Tadından evet. Belli ederken. Tadından belli olur. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Yani çok sıvı da değil. Evet.
Sevgili seyirciler, Aşağı Umutlu Köyü'nde gezerken güzel bir mekana geldik. Burası herhalde Aşağı Umutlu'nun en güzel yerlerinden birisi olsa gerek. Efendim, görmüş olduğunuz bu göze suyu arkamda görmüş olduğunuz küçücük bir alandan çıkıyor. Su o kadar çok soğuk ki en fazla 3 saniye elinizi suda tutabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Pekmez Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şu anda saatlerimiz akşam 22'yi yani onu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm köy halkı burada toplandı ve Fener Alayı yapılacak. Hemen Fener Alayı ile ilgili Cebrail Bey'den bir bilgi alalım. Efendim, nedir bu Fener Alayı'nın önemi? Fener Alayı bizim köyümüz 3 mahalleden oluşmaktadır. Mahalleler arasındaki gezintiyi yapıyoruz. Gündüzün yaptığımız pekmez yarışmasının sonucunda evet, halkımızı da birbiriyle kaynaştırarak 3 mahallemiz içerisinde gidip ve geliyoruz. Evet, şimdi peki ne kadarlık bir yol yürüyeceğiz? Şimdi birinci mahalle ile ikinci mahalle arasında 100 metrelik bir mesafe var ama ikinci mahalle ile üçüncü mahallemiz arasında yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yol var. Maşallah. 2,5 kilometre. Bir saate döner miyiz? Döneriz herhalde. Oraya kadar gideceğiz. Orada da komşularımız bizi karşılayacak. Orada bir davul klarnetimiz var. Çalgılara başlayacak. Olacak. Ondan sonra tekrar gerisin geri. Efendim, buyurun, devam ediyor. Şimdi hemen Cebrail Bey startını veriyor Fener Alayı'nın ve Fener Alayı ile birlikte devam ediyoruz. Buyurun efendim. Arkadaşlar, başlayalım. Hadi bakalım. Canlıyla devam ediyor. Şimdi de çok güzel oyunlarıyla ekranlarımızı süsleyen güzel bir abimle beraberiz. İsim neydi abi? Halit Bozkurt. Kim? Halit Bozkurt. Halit abim şimdi güzel bir oyun sergileyecek. Aynı zamanda türkü de söyleyecek, evet, değil mi abi? Evet. Başla, bir türkü söyle. Hadi başla. Söyleyerek gidelim. Hadi. Gelin. Gitmez mi? Gülmür şeyler gitmez mi? Başla o bitmez mi? Gülmür şeyler gitmez mi? Var çıkmıyor. Alalım bu da sana. İçtiğim sular sana. Alalım yanıma bana. Baba vermiyor sana. Hey Allah! Hadi oyna bakalım. Maşallah. Böyle bir Fener Alayı görülmemiş sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi.
hem yürürüz, hem çalar, hem söyleriz değil mi abi? Evet. Sorun yok yani. Sorun yok. Hadi bakalım. Tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Bizim Eller programı Kemaliye'nin tutuyla, pekmeziyle meşhur olan ne köyüydü abi? Aşağı Umutlu Köyü. Aşağı Umutlu Köyü'ndeyiz. Burada Pekmez Festivali düzenleniyor ve beşincisi düzenlenen evet, Pekmez doğru. Festivali'nde. Bugün pekmezler ne oldu abi? Yarışma düzenlendi. Yarışmanı yarın birinci belli. Yarın birinci, ikinci ve üçüncü belli olacak. Tam 57 tane aile katıldı. 57 farklı pekmez burada test. Evet, ödüller de yarın olacak değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şu anda arkamızda kaç kişi var? Arkamızda 500 kişi var. 500 kişi var sevgili seyirciler. Ama abim güzel oynuyor yani. Görüyorsunuz hakikaten. Çok oynayan adam gördüm ben ama böyle oynayan pek nadir yani. Mikrofonu da uzatıyormuş gibi ama konuşuyor. Ötek gibi doldu gözlere. Eşil ördek gibi daldım gönlere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Resmim alıp gidem gurbet. Adın ne senin? Burak Balcı, Erkin Çocuk'un oğlu! Tamam. Oy Allah'ım, Fenerbahçe bir bitse artık. Abi. Maşallah. Abi. Arkaya hiç bakmazsak iyi olur. Allah'tan arabamız var, dönüşümüz kolay. Problem yok. Bu arada sevgili seyirciler, ekip arkadaşlarımız hepsi arabayla diyorlar. Biz yürüyerek, evet. Hadi bakalım. Abi söyle, söyle. Yeşil ördek. Cemalim. Yeşil ayrım. Sevdiğim cemalim. Yeşil ayrım. Çal abi, çal. Sen beni unuttun. Herkes ayrı bir yerden çalıyor. Kilometrelik Fener Alayı yürüyüşünün sonunda şimdi burada da bir karşılama töreni yapılacak. Buraya gelip de bir su içmeden gitmeyelim dedik. Şöyle. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle de eğilelim. Su oturularak içinde değil mi? Suyunuz çok güzel. Yok onları boş ver abi, önemli değil. Onlar önemli değil. Efendim nasılsınız? Nasıl gidiyor Pekmez Festivali? Pekmez Festivalimiz 5 seneden beri yapmaktayız. Bizim gayemiz gurbette olan hemşerilerimizin bir araya gelerek birleşmeleri, kaynaşmaları. Allah'a şükür yönetim kurulumuz bu işte muvaffak oldu. Birliğimizi, bütünlüğümüzü sağladı. Tüm hemşerilerimiz gurbetten akın akın Pekmez Festivali'mize geliyorlar. Burada katılıyorlar. Gereken görevleri neyse yapıyorlar. Nasılsınız? Elhamdülillah. Nasıl gidiyor festival? Memnun musunuz? Memnunuz. Çok güzel. Senelerden beri aynı devam ediyoruz. Evet, çok güzel. Sizlerine geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Size katıldınız mı yarışmaya? Pekmez yaptınız mı? Tabii tabii, pekmez yaptık. Çok bütün güzel, komşular güzel. Herkes pekmez yaptı. Hangisi birinci olursa... Artık bir pekmez yedirirsiniz sabah. İnşallah. İnşallah yani artık. Bir soframıza koyarsınız bir pekmez. Bir kazanana iki tane altın. Soframıza koyarsınız artık bir pekmez. İki altın verecek de birinci kazanana. İkinci kazanana bir altın. Üçüncü kazanana çeyrek. Evet. Altınla... Yarın da bu yarışmanın sonucunu inşallah göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, evet grup heyetimiz, heyet diyoruz, Fener Alayı'na katılan tüm köylerimiz artık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından geldiler. Burada da hemen karşılama töreni yapılıyor gördüğünüz gibi.
Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katıldığınız için. Bize onur verdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. İyi eğlenceler. Festival devam ediyor, eğlenceler de devam ediyor, halaylar bitmek bilmiyor. Biz de buradaki izleyici ablalarımızla hemen bir görüşleri alalım dedik. Merhaba. Merhaba. Biz gelirken tartışıyorlardı, dedik niye tartışıyorsunuz dediler, siz sorumuzu anlatın. Buyurun. Şimdi şöyle, biz buraya ikimiz gelin gelmişiz, Rizeliyiz. Sizi tanıyalım, isminiz nedir? Rize Güneytlıyım, Ümmühan Borkaya. Buraya aşağı Umutlu Köyü'ne gelin gelmişim. Biz ikimiz Karadenizliyiz ve yalnızız burada yani. İkimiz Lazız. Niye öyle? Tekiz. Gelin geldik buraya. Sahip çıkıyorlar. Bizi dışlıyorlar ama biz Lazlar tabii herkesin hakkına geliriz yani. Çok iyi. Hepsi çok iyiler. Ben bir şey demedim. Görüyorsunuz şöyle buna konuşuyordun hatta. Şöyle diye konuşuyordun yani. Demin konuşuyordum. Niye ablanlar gelin gelmişler? Niye dışlıyorsunuz? Dışlamıyoruz ve bizi ezmeye çalışıyorlar. Görümce mi oluyor? Görümceniz mi oluyor? Bizi ezmeye çalışıyorlar diyorlar. Onlar 500 kişi, biz 2 kişi. Seyirciler, bizim Eller programı devam ediyor. Gecenin finalinde ise sürpriz bir oyun demiştik. Şimdi ise bu oyunu sergileyecekler. Hemen abimiz kısa bir şekilde oyunu anlatsın. 3 asır evvel
Abi 3 asra gitme, evet, bugündeyiz. Bugündeyiz. Bu oyunu 60 Eyin 62 köyünden 2 tane oynayan insan var. Evet. Güzel bir oyundur. Abdullah Taşbaşı, Halit Bozkurt. Evet. Arkadaşımla beraber. Abicim de herhalde zor ikna ettik, değil, evet, mi? Bizim ikna eller programına, evet, özel, evet, oynayacak, özel değil oynayacak. Mi? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurun başlayın. Hadi bakalım. Seyirciler, bu güzel süpürge oyunuydu değil mi abi? Evet, evet, süpürge oyunun ardından eskiden programımız beri, evet, ne abi eskiden, eskiden beri yaşlı abilerimiz oynardı. Evet. Günümüzde de artık kullanan, evet, çok, evet, oynayan çok, çok az kaldı. Nadir, evet, biz işte takip etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Eyin'in 62 köyünde bu oyunu oynayan 2 kişi var. Halit Bozkurt, Abdullah Taşbaşı. Hepinize teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Programımıza kısa bir reklam arası veriyorum. Sağ olun, var, ver, verelim. Reklamlar. Reklamlar mı? Reklamlar. 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 Hadi bakalım. Mambacı ve Erdemer Mobilya'nın sunduğu Bizim Eller programı reklamlardan sonra devam edecek.